Dolar kurunun yüksekliği cebi yakmaya başladı. Okul servis ücretlerine zam geldi. Servis fiyatlarımıza %5 oranında Büyükşehir Belediye'miz UKOME kararıyla zam yaptı. Okullar henüz açılmadı. Kırtasiye, forma masrafı henüz başlamadı ama velilere ilk kötü haber servisçilerden geldi. Servisler bu yıl kapılarını zamla açacak. Zamla birlikte en kısa mesafe olan 151 liralık ücret 160 liraya yükselecek. Diğer mesafeler için de %5'lik zam fiyatlara şöyle yansıyacak. Aylık 165 liralık 1 ila 3 kilometre arası mesafe 175 liraya, 185 liralık 5 ila 7 kilometre arası mesafe 195 liraya, 270 liralık 11 ila 15 kilometrelik mesafe 285 liraya, 370 liralık 23 ila 25 kilometre arası mesafe 390 liraya yükselecek. Ayrıca 25 kilometreden sonra her bir kilometre içinde 3 lira 36 kuruş ilave edilecek. Sadece mazot indirildi. Vergilerimiz arttı, bandrollerimiz arttı, trafik sigortalarımız arttı, araç fiyatlarımız arttı. En basitinden döviz arttı. Dövizle birlikte her şey arttı demek ki. Akaryakıt 110 dolardan 48 dolara düştü ama Türkiye'de bunun uygulaması 1 liraya ancak denk geliyor. Ankara'daki servis ücretlerine uygulanan zam oranı ise %5 ila 7 oranında oldu. Yani İstanbul'dan daha fazla zam yapıldı. Yeni zamla birlikte yıllık 1206 lira olan 0 ila 3 kilometre arası 1350 lira, 3 ila 6 kilometre arası 1467 lira, 6 ila 10 kilometre arası 1755 lira, 10 ila 15 kilometre arası 2070 lira oldu. 15 kilometreden sonra her bir kilometre içinde 39 lira ilave ücret alınacak. Öte yandan turizmcilerin okullar Kurban Bayramı sonrasında açılsın talebi görüşülmüş ve Başbakan Davutoğlu okulların 28 Eylül'de açılacağını duyurmuştu. Her iki bakanımıza da dün akşam talimat verdim ve 28 Eylül pazartesi gününe okulların açılışını erteledik. Servisçiler Odası o karara tepkili. Birçok alanda mağduriyet yaşanacağı görüşünde. Okulların geç açılması kararının yeniden değerlendirilmesini istiyorlar. Zaten okulların geç açılmasıyla 15 gün geri gitmekle birlikte bizim aldığımız %5 zam oranı gitmiş. Kırtasiyeciler, kantinciler, tekstilciler birçoğu bu işten sıkıntı duyacak.